Peki bu komik olmak, hep derler ya şimdi ilişkilerden girmişken, çok irdelemeyeyim ama hani komik olmak, kadınlar komik erkeklerden etkilenir. Evet. Bu bildiğimiz bir şey zaten. Senin ilişkilerinde etkiledi mi bu hani ilişkilerinin gidişatını? Yani tam bilmiyorum, bu soruyla, bu soruyla ilk defa karşılaşmıyorum tabii de. Yani hiç yani neyimden hoşlandın diye bir anket de yapmadım kimseye. Yani komiklik şu bu. Bir yandan da komikliğin şöyle de bir dezavantajı var. Komik erkek yakışıklılık algısını bir tık yitiriyor olabilir. Böyle bir şey var. Komik yani. Ben çünkü şaka yapmadığım zaman başka bir şey olduğunu hissediyorum. Kan'da kan magazini çıkıyor ya kanın. Beni hani 10 kişiden ikinci best snacks diye atıştırmalık gibi bir şey yaptılar oradaki şeyleri. Murat Cemcir'in adı bile yok. Beni ilkinde de çok kaslı bir tane Koreli bir çocuğu koymuşlar. Orada ciddi ciddi durunca yakışıklı da oldum yani. Ben hani şaka yapıyor olmanın öyle bir dezavantajı da olabilir belki. Hani belki şaka yapıyor zaten. Çok tipinde de bir şey yok galiba deniliyor olabilir yani. Niye böyle bir çabaya giriyor çünkü? Bilmiyorum, evet, ama genelde böyle hani şey algısı da var. Gerçekten öyle bir şey bazen hayatta oluyor. Belki çok fiziksel olarak çok şanslı, çok güzel, çok yakışıklı doğan insanlar bazen hani birini kendini geliştiremeyebiliyor için, evet, ya, gibi. Ya, yani zaten güzelim. Hayır yani şey yap, belki insanları etkilemek için o kadar uğraş vermesine gerek olmuyor o yaşlarda, bilmiyorum. Evet. Belki hani öyle bir algı oradan doğuyor da olabilir. Evet. Yani. Evet, tam olarak onu demek istemiştim, daha güzel açıkladım.